Abla. Tatlım, ben seni ararım. Telefonun çekmiyordu. Biz babaannemle komşulara gidiyoruz. Akşam üzeri döneriz. İyi. Aa, içime doğuyor. Hissediyorum. Gül arıyor. Aa, telefon çalıyor yine. Gül mü lan? Hadi inşallah. Gül. Aç. Ya. Efendim Gül. Cemal, konuşalım mı artık? Olur, olur. Konuşalım. Tamam, o zaman babaannemler komşuya gitmiş. Buraya gel istersen, rahat rahat konuşuruz. Tamam, geliyorum hemen. Hadi bakalım. Ne oldu? Konuşmak istiyorum. Eve çağırıyor. Hangi eve? Sultan Ana eve. Bak, bak gözler parlayıverdi. Bak, bak Sultan Ana'yı duyunca. Götüreyim seni de Niyazi. Yok, aman istemez, eksik gaz. Hadi ben kaçtım. Hadi. Oğlum gitsene lan, daha yeni nişanlı özlemiştir şimdi. Chris. Ya anlıyorum. Gerçekten bu senin için zor bir durum ama... Ama sen de beni anla. Sana karşı dürüst davranmak zorundayım Chris. Biz arkadaşız. Lütfen konuş onunla. Beni seviyorsun. Peki. Ver numarasını. Alo, buyurun. Ben, Chris. Ha. Ne vardı? Ya Gül, ben seninle çok önemli bir konuda konuşmak lazım. Ne konuda? Yüz yüze konuşsak. Ne zaman? Bu akşam dönüyorum. Gitmeden önce konuşalım mı? Ya öyle mi? Kusura bakma, müsait değilim. Ne zaman müsait olacağımı da bilmiyorum. O yüzden sana iyi günler. Cesarete bak ya. Ne dedi? Konuşmak istemiyorum. Of. Ben elinden geleni yaptım. Al bakalım Ömer. Cemal nerede? Kız sen ne ara iyileştin, böyle koştur koştur veriyorsun? He, iyileşiverdim. Psikolojim düzeliverdi herhalde. Cemal yok mu Cemal? O gitti. Sultan Ana'ya gitti. Niye ki? Gül'le çok önemli bir konu hakkında konuşacakmış. Ay ama. Kamerana bak, rüzgar gibi geçti. Ay şuna binebilir miyim? Sen akşam köpürüm değil miydin? He, iyileşiverdim. Allah Allah, akşam köpürümdün. Ne oldu bu? Cemal, beni dinlemen lazım. Çok önemli bir şey diyeceğim sana. Kamuran, işim var benim ya. Sana çok önemli bir şey diyeceğim Emme. Dinle beni. Cemal, ben zaten bilip durdum Emme. O dişçiyle Chris var ya, konuşuyorlardı. Ondan sonra dişçi Chris'e dedi ki, ne olur Gül'e doğruyu söyle. Ben onu aldatmadım diyordu. Saçmalama Kamuran. Vallahi doğru diyorsun, vallahi bak. Şey, onların daha önce ilişkileri varmış. Emme sonradan küsüvermişler. İyi tamam Kamuran. Ya Cemal, vallahi doğru söylüyorum bak, inan bak. Kamuran ya, hala mı? Tamam Kamuran, söyledin aynı şeyi, uzatma. Ya Cemal. Vallahi diyorum ya. İnanmıyor bak.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu Gül? Gergin gibisin. Yok ya, bir şey olduğundan değil. Öyle cevap vermek üzereyim mi sana? O yüzden biraz böyleyim. Heyecan var diyorsun yani. Yani. Bak Cemal, hiç uzatmadan söyleyeceğim. Seni tanıdığım için, seninle geçirdiğim her zamanın her dakikası için pişman değilim. Seni sevdiğim için de. Hatta bunu saklamayacağım. Evet, seni seviyorum. Evlilik benim için çok uzak bir yerde Cemal. Lütfen anla beni. Ne demek oluyor Gül? Şöyle Cemal, yani evlilik teklifini üzülerek kabul edemiyorum. Tamam. Peki. Öyle olsun Gül. Cemal, ya bak, bu seni reddettiğim anlamına gelmiyor Cemal. Ne anlama geliyor Gül? Yani daha önceden dediğim gibi işte, evlilik benim için çok uzaklarda bir yerde Cemal. Ben hazır değilim. Tamam, bunu daha önceden de söylemiştim. Ama ben de düşündüm ki, belki bu fikrimi değiştirebilirim. Ne bileyim. Ama anlaşılan yanılmışım. Cemal, böyle yapma lütfen. Ne yapıyorum Gül? Ne yapıyorum? Bir şey yaptığım yok ki. Seni hiçbir şey için zorlayacak değilim. Elimden gelen senin verdiğin karara saygı duymak sadece. Şimdiki acı.
Bir erkek bir kadını seviyorsa kandırmayacak. Kandırıyorsa da hiç seviyorum demeyecek. Eğer ki bir de kadının erkekte gönlü varsa o adamın yatacak yeri yoktur. Çok özlemek ve sevmediğini bilmek, sonu gelmez acılarımla beraber yaşadığım o günleri unutmak zor. Geceler boyu beklemek dedim, onu bir de bana sor. Çok özlemek ve sevmediğini bilmek, sonu gelmez acılarımla beraber. Erkekler ağlamaz, sil göz yaşını, kaçırma gözlerini benden, suçlu suçlu. Erkekler ağlamaz, insanı unutma, sustururum zamanla içimdeki acı. Gözyaşların İçimi eritiyor. Erkekler ağlamaz, sevgilim sil gözyaşını. Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını. Kaçırma gözlerini benden, suçlu suçlu. Erkekler ağlamaz, insanı unutma, sustururum zamanla içimdeki acı. Seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Ben neden inanmıyorum? Neden beni sevmiyor ya? Onun beni sevmesi için ne yapmam lazım? Hep o gülün yüzünden. Bütün bunlara o sebep oluverdi. Emre beni tanımıyor. Göstereceğim ben ona. Göreceğin gül. Göreceğin. Şey baba. Nasıl yok bir şey? Ağlıyor musun? Ya baba yok bir şey işte. Beni bak. Ben senin babanım. Sen ağlarsan ben de ağlarım. Ne olduysa söyleyi be. Önemli değil. Nasıl önemli değil lan? Önemli değilse ne gazı veriyorsun? Söyle işte. Gül. Evet. Evlenme teklifime hayır dedi. Hayır mı dedi? Evet. Hayır. Evet mi dedi, hayır mı dedi? Ya baba işte hayır dedi, hayır. Sen buna önemli değer mi diyorsun? Lafın gelişi işte. Ya bu benim oğluma nasıl hayır diye ya? Baba ben de seni bir türlü anlayamıyorum ya. Niye? Bir öyle diyorsun, bir böyle. Geçen gün Gül'e evlenme teklif ettim diye laf ettin. E şimdi hayır dedi diye laf ediyorsun. Zaten canım sıkkın, gelme üstüme. Cemal, o başka, bu başka. Şimdi biz araya girip bir şeyler yapıverelim mi? Ya hayır baba, hayır. Siz karışmayın hiç.
Gidiyorum ben. Zorla güzellik olmuyor. Cemal. Kaan. Gül. Chris'le konuşmak istememişsin. Ama Chris'in seninle konuşması gereken çok önemli bir mevzu var. O yüzden biz de buraya geldik. İyi tamam, geçin oturun. Kimse yok evde, burada konuşabiliriz. Tamam, o zaman ben izninizi isteyeyim. Baş başa daha rahat konuşursunuz. Bana kızdın biliyorum. Anladın demek. Ama yanlış düşünüyorsun. Benim Kaan'la aramızda hiçbir şey yok. Olmadı da. Öyle mi? Evet. O zaman o gece gördüklerim neydi? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Gerçekten. Ben gitmek üzereydim. Veda etmek için onu öptüm ve o anda sen geldin. Aslında Kaan hep seni sevdi. Sen onu yanlış anladın. Hatta bu yüzden Afrika'ya hiç gelmedi. Sana söylemem biraz tuhaf gelebilir ama söyleyeceğim. Ben Kaan'ı seviyorum. Kaan da bunu biliyor. Ona söyledim. Hiç şaşırmadım zaten, merak etme. Hatta ben Kaan'ı sevmeme rağmen senin için kötü bir şey söylemedi. O hep seni sevdi. İnan bana, Kaan son derece güvenilir bir adam. Seni hiçbir zaman da aldatmadı. Ne benimle ne başkasıyla. O hep seni sevdi. Kamuran, ne yapıyorsun burada? Ne oluyor orada ya? Kamuran, ne işin var senin burada? Hiç. Kamuran, Kamuran dur! Dur. Boş ver, o yakalanmıyor ya. Ben daha önce denedim. Ya bu şimdi her şeyi duydu mu ya? Hı? Sanırım. Onun duyduklarını boş ver şimdi. Sen kendi duyduklarınla ilgili ne düşünüyorsun? Asıl önemli olan bu. Ne söyleyebilirim ki Kaan? Hiçbir şey beklemiyorum. Bak, bazen insan gerçeklerle yüzleşince kelimeler böyle boğazında düğümlenir. Ama sessizlik de çok şey anlatabilir Gül. Ben köye geldiğimden beri böyle yapıyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum ama öyle göründüğüme bakma. İşte insan bazen sevdiğini kırmamak için içine atıyor. Neyse. Artık her şeyi öğrendin. Bundan sonrasını sen düşün. Söyledim, her şey doğru. Bunu boşuna üzdüm.